Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerden karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunda sunumuz. Kıynamsızlı Xtaylar ekranımız olsun. Xtayının işlep çıkırış faaliyet kölümü bargan sırı taraydı. 13. ayda Xtayının işlep çıkırış faaliyeti teximi azayıp, iqtisadının əsliki gelişigi təsir görsətken. Amerika vazının 31 dekabr xabar qilishicha Xitoy Davlatlik Statistika İdarisi e'lon qilgan dokumentga asoslanganda Xitoyning ishlab chiqarish faoliyat ko'lami 12-ci oygacha uda 3 oy tarayib mo'ljardagidan tuvan bo'lib, Xitoy iqtisodining asliga kelish istiqboliga sayi tashlagan. Xabarda qayd qilinishicha, yaqinda Xitoy rejimi yuqumdan keyin ojiz holda asliga kelishni qo'llash maqsadida bir qator siyosatlarni yo'lga qo'ygan bo'lsa-mu, uy mulk bozorining ig'ir darajada tuvallishi Xitoy yerlik hukumatlarining qarz xavfi va yer shari bo'yicha iste'mol ehtiyojining ojiz bo'lishi qatorliq masalalar iqtisodning asliga kelishiga davomliq to'sqinlik qilgan. Buning bilan dunyoda ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoy iqtisodining eshishi taskik to'xtagan. Xitoy rejimi yakshanba kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumot dokumentiga qaraganda 12-ci ayda Xitoydagi ishlab chiqarish kasbining PMI qimmati 49% bo'lib, oldingi oydagiga solishtirganda 0.14% tuvalligan. Kengayish va tarayish nisbati 50% dan tuvan bo'lgan bo'lib, Reuters agentligining tekshirib mo'ljallashicha kengayish va tarayish nisbati 49.5% dan tuvan bo'lgan. Xitoy iqtisodshunoslari bu haqda to'xtalib, chuqur siyosatning qo'llashini oshirish kerakligini, bo'lmasa ish sur'atining ostalash ahvoli davomliq yuz beradiganligini, Xitoy Markaziy bankining kelgusi bir necha hafta ichida o'sim nisbatini tuvallatib, bankada quyish talab nisbatini ozaytishi kerakligini o'tirg'i qo'yishgan. Xitoy maxfiyatlikni saqlash uchun jiddiy harakat qilmoqda. Xitoy rejimi yaqinqi mazgillarda turlik hujjat uchurlarining maxfiyatligini saqlashga alohida kuchayotgan bo'lib, Xitoy tashviqot organlari atalmış davlat maxfiyatligini saqlash nomidagi turlik belgilamalar va yo'l-yo'riqlarni e'lon qilmoqda. 28 dekabr Xitoy tashviqot organi xalq to'rida davlat maxfiyatligini saqlashda diqqat qiladigan ishlar tizimligi e'lon qilingan bo'lib, xizmat turmushda davlat maxfiyati va shaxsiy xizmat maxfiyatini birlikda saqlaydigan polat sepilni mustahkamlash kerakligi ta'kidlangan. Mazkur tizimlik yana bir tarafdan Xitoyning qandoq usul va vositalar bilan xalqni nazorat qiladiganligini, qandoq uchur egallaydiganligini oshkorlagan bo'lib, mazkur tizimlikda tuvandagi nuqtalar alohida tilga olingan. Maxfiyatlikka chetildigan hujjatlar. Birinchi, maxfiyatlikka chetildigan hujjat materiallarni xizmat ustiliga xohlagancha dovlab qo'ymay, ishiltib bo'lgandan keyin vaqtida maxfiyatlikni saqlash darajasiga uyg'un keladigan maxfiy shkafga solish. İkinci, maxfiy hujjat materiallarini xohlagancha ko'paytmaslik, ko'chirmaslik, skanerlamaslik yoki suratga tortmaslik. Uchinchi, maxfiy hujjat materiallarini odatdagi pochta orqali avatmaslik. To'rtinchi, maxfiy hujjat saqlangan barmoq diski yoki ko'chma qattiq diskini xohlagancha boshqalarning ishiltishiga topshirib bermaslik. Beshinchi, internet tor diskisi, bulut diskisida davlat maxfiyati va ichki sezgir uchurlarni saqlamaslik. Xizmatga aloqador maxfiyatliklar bo'lsa, birinchi maxfiyatlikka chetildigan kompyuterni aloqa to'ri yoki boshqa ommaviy to'rga ulamaslik. Ikkinchi maxfiyatlikka chetildigan kompyuterga internet to'ridan tushirgan yumshoq detalni xohlagancha qochilmaslik. Uchinchi maxfiyatlikka chetildigan kompyuterdagi bexatarlik yumshoq materiallarini yuvatmaslik. To'rtinchi maxfiyatlikka chetildigan kompyuterda simsiz tor kartasi, simsiz maus, simsiz knopka taxtasi qatorliq simsiz uskunalarni ishlatmaslik. Beshinchi maxfiyatlikka chetildigan kompyuter bilan internet to'rig'i ulangan kompyuter orasida barmoq diski yoki ko'chma qattiq diskini aralashtirib ishlatmaslik. Oltinchi notanish elxat adresidan kelgan elxat va ulanishni chekmaslik. Yettinchi sim familiyasi, tug'ilgan kuni, kimlik nomeri qatorliq oddiy ham yo'nalishchanligi kuchlik maxfiy nomer ta'sis qilmaslik qatorliqlar. Turmushdagi yonfunda diqqat qiladigan ishlar bo'lsa, birinchi davlat maxfiyatiga doir ishlarni yoki maxfiyatlikka chetildigan uchurlarni yonfunda yo'llamaslik. Ikkinchi kelish manbasi aniq bo'lmagan ikki o'lchamli kodni skanerlamaslik. Uchinchi shifrlash mudofiyasi bo'lmagan simsiz torni ulamaslik. To'rtinchi aloqalashuvchining xizmat o'rni vazifasi qatorliq uchurlarni tafsiliy xotirlamaslik. Beshinchi yonfunni maxfiyatlikka chetildigan kompyuterga ulamaslik. Oltinchi sezgir o'rin atrofida yonfunning o'rin belgilash iqtidorini osonlikcha ochmaslik. Yettinchi yonfunni maxfiyatlikka chetildigan so'ringa elib kirmaslik qatorliqlari belgilangan.
turmuştaki dostlar çemberkedeki belgilimler bolsa, birinci dostları, sabahdaşları, ailestikler bilen mahbiyetliki çetildiğen işler doğrusu da para anlaşmaslık. İkinci münasifetsiz kişilerini mahbi sorunga elip girmeslik. Üçüncü mahbi hüccet katarlık, mahbiyetliki çetildiğen buyumlarını elip ekskursiya sayahat kılmaslık, uruk tukkan dostlarını yoklamaslık ya ki amevi sorularga barmaslık. Dördüncü, ictimai alakada dikkat kılış, muhim sezgür orullarda işleydiğen hadımlar, özünün alahidi salahiyetinin bişaret vermeslik, kişilerinin azduruşu, tehdit selişi tüpeylidin mehbiyetlikini aşkarlap kuyuştin saklanış. Beşinci, amevi alakı supsada mehbiyetliki çetildiğen işler doğrusu da paranlaşmaslık, kadarlıklar tilgayılınğan. Haberde her bir kişinin mehbiyetlikini saklaş mecburiyetine ada kılışı gereklikki, gümallık ehval baykalsa derhal paş kılış gereklikki tehditlengen. Xitay bilen Amerika otursudaki istihbarat uruşu küçüyüvatkan bir peyitte, Xitay teşvikat organlarının mezkur yol yoruğunu ilan kılışı dikkat kozgumaqta. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin 10. Növetlik Şura Yığını muvaffakiyetlik ahırlaştı. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin 10. Növetlik Şura Yığını dünyanın her kaysı cahilerden gelgen 60'dan köp birlik azalarının katnışı bilen 30-31 dekabr külleri muvaffakiyetlik ötküzüldü. Şura yığınıda Şarkı Türkistan halkı döşkili vatkan tehditler, ölümalarının konkret mesuliyetleri ve kanda kılgandı devlet teşvikat hizmetini vatanın müstakillikini nişan kılgan halde elip barğılı buludu digen temelerde müzakirler elip berildi. İki gün devamlaşkan yığında birliknin nizamnamesine teptiş heyetinin hak ve mecburiyetleri maddesi birlik azalarının avaz birliki bilen ilave kılındı. Yığında yana birliknin icraiye bölümüge yaşlar hizmet bölümü tesis kılış karar kılındı. Yığında yana Ölümalar Birliği Şarkı Türkistan'ın Xitay işgalkilerden kutuldurışının barlıq Şarkı Türkistan halkının üstüge pärz ayın işgallikini kayıt tähkitleş bilen birge ölümalarının barlıq hizmetleri de bulup mu davet, tebliğ ve her kaysı sorularda Şarkı Türkistan sözünün zikir kılınışı halkı ve barlıq vatan davası kılvatkan teşkilatlarga barlıq hizmetleri de nişanının Şarkı Türkistan müstakillikı asasıda buluşu doğrusudu hizmet işleş gerekliki talep kılındı. Yığında yana Ölümalar Birliği'nin Şarkı Türkistan halkı üçün faaliyet elip berivatkan barlıq teşkilat ve şahıslar bilen alakını teximi küçeytip, Uyghur halkının dini, milli ahlak faziletleri, milli örüp adet ve ananeleri ve kımmet karıştırığı iki buluş ve bunu özünün dava ve hizmet yoludaki asaslıq prinsipleri qataridi körüşüge teşebbüs kılış tähkitlendi. Müzakireden keyin Ölümalar Birliği qarmaqıdaki barlıq bölümler ayrım-ayrım bölünüp öz ara müzakire kılıp, 2024 yılı içide kılmakçı bolğan hizmetlerini bekitip çıxdı. Ahırda Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin reisi Dr. Alimcan Buğda yukarıdaki müzakirlerge asasen Ölümalar Birliği 2024 yılı bir yıl içinde işe aşırmakçı bolgan hizmetler hakkıdaki kararını ilan kıldı. Kararda Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Şarkı Türkistan halkının bulup mu muhacireteki halkının itikadi, ahlak faziletleri, milli örüp adet ve en-enelerinin koğduluşu ve Uyghur cemiyetinin ıslahatı üçün barlıq tirişçallıkını körüstüdüğallıqı Arap ve İslam dünyası Şarkı Türkistan davasını teximi jallandırış, Türkiye'de tunulgan bir kısım ölümalar ve cemaat erbapları bilen Şarkı Türkistan meselesini müzakere kılıdgan meslehet grupisi berpa kılıp, kararlık halde uçuruş arkalık Türkiye'de Şarkı Türkistan meselesini jallandırışkı küçeydiğallıkı, Ölümalar Birliği teşkilatlar ara münasibet bölümünün hizmetini jallandırıp, Türkiye sırtıdaki Şarkı Türkistan teşkilatları bilen bu münasibetini küçeydişke hareket kılıdgallıkı, muhacireteki Şarkı Türkistan teşkilatlarının barlıq hizmetleri ve faaliyetlerini Şarkı Türkistan'ın müstakillikini merkez kılgan halde elip beriş hakkıdaki teşvikatını küçeydiğallıkı, halıq bilen ölümalarının otursudaki münasibetini küçlendiriş hareketini jallandırıdığallıkı, başta İstanbul'daki Uyghur mektep ve medreslerde dini ve milli kımmet karış eğini küçeydiş üçün karallik terbiye faaliyetlerini teşkilleydiğallıkı, Uyghur özmürlerinin kalbige din, vatan ve millet duygusunu kiçikidin başlap sığındırış üçün hizmet kıladığallıkı, ilahiyat sahalarda okuvatkan Uyghur okuqucularga karatmalık hizmetlerini küçeydiğallıkı tähkitlendi. Xitay bilen Rusya hakkırlıkı karıştırış hemkarlıkını sınaq kıldı. Xitay bilen Rusya hakkırlıkı karıştırış ulunışını sınaq kılgan bolup, Xitay bilen Rusya'nın bu cahetki hemkarlık münasibeti tarihtiki en yukarı seviyege yetken. Cənubi Xitay səhər poçtasının bugünkü xəbərində bildirilmişcə, Xitay bilən Rusiya kesək altın dövlətlərinin qollunuşu üçün haqqırlıqdan müdafiələnmiş kvant əlaqə ulunuşunu sınaq qılğan.
Rusya ve Xitay mütexassisleri Xitayın kvant süni hemrahi arqalıq yetkizilgen bexatar açqışlarının yardımıyla şifrlanğan kvant alaqısını ornatqan bolup, bu kesek altın devletleri arasındaki kvant alaqı torunun texniki cihetin işqi eşi mümkün boluduğalıqını körsetken. Bildirilishicha mutaxassislar Moskvaga yaqin yer yuzi punkti bilan Sharq Turkistonning Urumchiga yaqin yana bir yer yuzi punkti o'tirisida 3800 km masofadan kvant ochqichi orqali bexatar holda ikkilik kod rasmini avatgan. Ma'lum bo'lishicha Rossiya va Xitoydagi olimlar sun'iy hamroh yetkizgan bexatar ochqichlarning yordamida maxfiylashtirilgan kvant aloqasini o'rnatdi ekan. İsrailiya G'azzada kuniga oz deganda 181 ayol va kichik balini o'ldirgan. G'azza hukumatining axborot ishxonasi e'lon qilgan bayonotda İsrailiyaning G'azzaga qilgan hujumida 9100 kichik bola va 6500 ayolni o'ldirganligi xutrildi. Bayonotda 70% ayollar va kichik bolalardan tarkib topgan 7000 kishining jasadining bino xarobiliklari ostida ekanligi yoki yo'qolib ketganligi ta'kidlandi. Doktorxonaga yetib kelgan o'liklar sonining 21822 ga yetganligi va 56451 kishining yaralanganligi eskertildi. İsrailiyanın G'azzadagi sahiya o'rinlariga qilgan dafsandichilik qilmishlarini tilga olingan bayonotda yana İsrailiya qismlarining 312 sahiya xodimi va 40 xalq mudofaa xodimini o'ldirganligi xutrildi. Bayonotda eskertilishicha İsrailiyanın hujumlarida 106 jurnalist o'ldirilgan. İsrailiya qismlari 99 nafar sahiya xodimi va 10 muxbirni qo'lga olgan. 2 million 300 ming nufusi bo'lgan G'azza rayonida 1 million 800 ming kishi uy makonlaridan ayrilgan. Uy makonlaridan ayrilgan falastinliklar to'plashgan markazlarda 355 ming kishida yuqumli kasal bayqalgan. Isroiliya qismlarining havo hujumi natijasida G'azza rayonidagi 126 hukumat aslahalari, 92 maktab va universitet butunlay vayron bo'lgan. 285 maktab va universitet qisman vayron bo'lgan. G'azza rayonida 65 ming uy, 119 masjid va 3 cherkov butunlay vayron bo'lgan. Jami 290 ming uy og'ir ziyonga uchragan. Isroiliya qismlari 142 sahiya markazini bombardimon qilgan bo'lib, 53 sahiya markazi va 23 doktorxonani mulozamat qila olmaydigan holga keltirib qo'ygan va 104 jiddiy qutqizish avtomobilini ishlatkili bo'lmaydigan holga keltirgan. Palestinning madaniyat meroslarini hujum nishoni qilgan Isroiliya qismlari G'azzadagi 200 tarixiy va madaniyat meroslarini vayron qilgan. Yana bir tarafdan Izzuddin al-Qassam brigadasining Isroiliya armiyasiga qilayotgan hujumi to'xtovsiz davom qilayotgan bo'lib, Isroiliya armiyasining yozma bayonotida G'azzada tortgan yangi ziyonlar haqida uchur berildi. Bayonotda bildirilishicha 7 oktyabrdan beri G'azza rayoniga qaratgan ishg'ol hujumi boshlangandan buyon o'ldirilgan Isroiliya askarlarining soni 504 ga yetgan. Buning ichida 170 nafari quruqlikdan besib kirish jarayonida o'ldirilgan. İsrailiyada 7 oktyabrdan keyin Netanyahu'nun rahbarligida qurilgan va urush kabineti a'zosi Benny Gantz bilan İsrailiya davlat mudofaa ministri Yoav Galantmu a'zosi bo'lgan urush kabinetida urushga qo'mondonlik qilish va asir almashtirish masalalarida og'ir ixtiloflar ko'rilayotganligi bildirilmoqda. Hurmatli ko'rmalarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ertangi programimizda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.